Sercan Dikme de hazırmış. A-Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme. Beşiktaş'la ilgili tüm detayları kendisinden alacağız. Hem saha içi hem saha dışı. Kulübü de yakından takip ediyorsun Sercan. Şimdi Önder Karaveli ile masaya oturdu. Kameralara güzel pozlar verdi. Başkan Ahmet Nurçevi saha dışında Beşiktaş taraftarlarını mutlu eden fotoğraflardan biriydi. Saha içinde de Önder Karaveli'nin sanki dokunuşları yavaş yavaş hissedilecek gibi ee, bir sistem konusu konuşuluyor. 3-5-2'ye döner mi Beşiktaş şeklinde haberler de var. Ee, sen söze nereden başlamak istersin ama bu sistem konusunda sormak istiyorum sana. Erdem Bitik çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Zeki abi Haldun abiye selamlar. Ee, evet Önder Karaveli ile artık bizler söylemiştik ama Beşiktaş kulübünün de resmi olarak bunu açıklamasından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli diyebilecek noktaya geldik. Önder Hoca'ya hem futbolcu grubunun hem Beşiktaşlı yöneticilerin pek tabii ki Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi'nin çok büyük sevgisi, saygısı aynı zamanda güveni var. Sezon sonuna kadar devam edecek Önder Karaveli. Daha sonra bu konuyla ilgili aslında birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü bu konu zaman zaman yanlış anlaşılabiliyor. Ee, Önder Karaveli evet sezon sonuna kadar devam edecek ancak gelecek yıl başka bir teknik direktörle Beşiktaş'ın anlaşması durumunda Önder Hoca yine o ekibin içerisinde olup Öz kaynak ve üst tarafa oyuncu çıkartma pozisyonunda görevli olacak ve yetki altyapıdan sorumlu. Daha doğrusu Önder Hoca'nın ve Beşiktaş Kulübü'nün kullandığı doğru kelimeyle öz kaynakta yetkili olacak. Sisteme gelecek olursak aslında Beşiktaş'ta eksik oyuncular düzeldi. Son olarak vida, sakatlığı vardı ufak. Hem de cezalıydı, bitti, geri döndü. Montero, kırmızı kart cezalıydı bitti, geri döndü. Ee, sakat oyuncuların durumu vardı, düzelenler var. Alex Tekşehir'e takıma geri döndü. An itibariyle Kevin Enkudu'nun bir süredir süre gelen sakatlığı, Mert Gülüğün sakatlığı, oyunculardan faydalanamayacak. Bir de Umut Beraş, Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek olan futbolcu. Ee, Beşiktaş'ta eksikler döndükten sonra açıkçası Çaykurze Spor deplasmanında 3 puan gelmese derden bitik oynanan futbol. Bildiğiniz gibi orada eksiklerden dolayı belki zorunlu bir durumda ama 3-5-2 sistemine geri döndü ki biz bunu her yayınımızda altını çizdik ki o zaman da 3-5-2 oynayacağını A Spor ekranlarında paylaşmıştık. Bunun provosunu Önder Hoca Süper Kupa'da Katar'da gerçekleştirmişti. Şimdi Önder Hoca'nın ekibinin kafasında bir yerlerde 3-5-2 denemeli miyiz düşüncesi var. 3-5-2 olursa tabii nasıl bir kadro Ersin Kale'de savunmada üçlü. Ama Önder Hoca bunu şöyle kullanıyor. Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü, zaman zaman 5 dört e dönen bir sistem olarak kullandığını söyleyerek üst stoper Wellington, Vida, Montero ki son oynanan maçta Wellington'un çok iyi bir performans sergilediğini söylememiz gerekiyor. Kanatların birinde, Beşli'nin kanatlarının bir yerinde Rıdvan, diğerinde Gezzal ortada üçlü. Bu kez Emirhan'ın yedek kulübesinde maça başlayacağını çok yüksek bir ihtimalle ifade edebiliriz. Josef de Souza, Pjanic ee, oynayacak. Oğuzhan'ın orada oynama ihtimali çok kuvvetli. E, tabii bir de ilerisi var. İki forvet. Kaylerin ve Mishibat Şuay gibi görünüyor. Ama tabii ki bunların hepsi net bir ifade kullanabilmemiz için Erdem Bitik son antrenmanı beklememizde de fayda var. Bugün saat 18 itibariyle son taktik çalışmasını gerçekleştirip siyah beyazlar. Ardından Fatih Karagümrük mücadelesi için Nevzat Demir tesislerinde kampa girecekler. Eksiklerden gelen iyi haber. Koronavirüs sürecinden çok etkilenmişti bildiğiniz gibi. Özellikle Katar sürecinde ama e, o koronavirüs problemi yaşayan ya da üst solunum zafiyeti e, karşı karşıya kalınan futbolcular düzeldi. Geri döndü. E, Haldun Domaç sizin eklemek istedikleriniz var mı? Evet Sercan şimdi dikmeyi. bazı e, tabi devre arası genelde ikinci transfer tescil dönemi. E, evet. Sercan sen de biliyorsun ki almak kadar göndermenin de evet. önemli olduğu bir e, süreç. Bu noktada az önce biz konuşuyorduk ile ilgili gelişmeler. Kenarda bekleyen Douglas gibi işte Lens gibi oyuncuların durumları ve... E, Az önce Zeki de söyledi, faydalanma olasılığı çok yüksek olmayan olamadığı düzeltmek için uğraşılan Kenan gibi işte e, Salih gibi oyuncular, onlara talipler olduğu bilgisi geliyor. Bu noktada bize vereceğim bazı bilgiler bizim için değerli olur diye düşünüyorum. Haldun abi, e, şu an mevcut kadro içerisinde bulunan futbolcuların yol ayrımına gidileceğini ben düşünmüyorum. E, zaman zaman performansları tartışılmış olsa da teknik heyetin ve Beşiktaş grubu yetkililerinin, profesyonellerin Salih ve zikrettiğiniz için söylüyorum. <laughs> Salih ve Kenan'dan Kenan'a olan güvenlerinde bir problem yok. Belki zaman zaman tartışılan futbolcular ancak geniş kadro içerisinde olacak gibi duruyor. Burada asıl problem ve Beşiktaş profesyonellerinin üzerine düşündüğü, tartıştığı ve efor harcadığı nokta Adem'le için takımdan gönderilmesi. Ensakala'nın takımdan gönderilmesi. Lens ve Douglas'ı sordum. Gidecek gibi değillermiş. Onu söyleyeyim. Adem Reyşle ilgili Başakşehir'in ilgisi vardı. Ben bu durumu Başakşehir Kulübü'nden yetkililere sormaya çalıştım. Kısmen doğruladılar. <laughs> Ama Haldun abi çok ilginçtir ki Beşiktaş Kulübü yetkilileri Adem Reis Başakşehir'le anlaştığı haberleri olduğu günlerde kendilerine hiçbir teklifin gelmediğini ifade ettiler. Daha sonra Adem Reyş ve menajeri Beşiktaşlı yetkililerle konuştuğunda ikinci yarıdaki maaşı 1 milyon 750 bin euroymuş. Adem'le iş diyor ki bana hem 1 milyon 750 bin euroyu verin hem de ben Başakşehir'le yeni bir kontrat yapacak. 1 artı 1 yıllıkmış. Beşiktaş bunu kabul etmedi. Hem kadrodan göndereceğiz hem de maaşın tamamını biz vereceğiz. Biraz Adem şaşkındı ama, Beşiktaş'ta. Vodafone'dan biraz da hisse istemiş galiba. Yani oradan biraz... <gülüyor> <gülüyor> bir tek o eksik sanırım. O yüzden yetkililer de şaşkın şu düzeyde zaten Başakşehir durumu artık biraz kayboldu. Ee, ama altını çizerek söylemek istediğim nokta Beşiktaş Kulübü'nün ee, Başakşehir ve Adem'le hiç görüştüğünde kendilerinden bağımsız gerçekleşen bir transfer durumu olduğunda söyleyelim. Ee, Adem'le için şu şartlar altında tekrar takıma geri dönmesi güç. Ensakala ile ilgili durum. İ İkinci yarım maaşı 425 bin euro. Ee, henüz bunun tamamını karşılayan bir kulüp yok Ancak Ensakala için Süper Lig'den 4-5 tane kulübün istekli olduğunu bilmekle beraber %100 bu ikinci yarı maaşı olan 425 bin euro civarındaki olan parayı karşılayacak bir takımda bulunamadı O nedenle bu iki futbolcu üzerinde gönderilmek isteniyor Çünkü şöyle bir önemi var Haldun abi Geçtiğimiz günlerde bunu biraz canlı olarak gördük Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon itibariyle talimat namesinde 14 yabancı kuralı ile birlikte sezon başı 14 yabancı futbolcuya lisans çıkaran kulüpler devre arasında yeni bir transfer yani 15. kotanın üstüne çıkan bir transfer yapması durumunda en az bir futbolcusuyla yollarını ayırması, başka bir takıma göndermesi veya sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Belki önceki yıllarda bizim çok kullandığımız bir cümle bu. Lisansını dondurmak, lisansını iptal etmek. Ancak mevcut şartlarda bu yıl kural itibariyle öyle bir durum yok. Lisans dondurma. Yani Beşiktaş, Ensakal'a sezon başı bildirildi. Adem Rehiç sezon başı bildirildi. Bir yabancı transferi yapmak istiyorsa Ocak, yani şimdiki transfer döneminde, bir oyuncusunla yollarını ayırması gerekiyor. Sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Edilemiyor. O nedenle yabancı transferi de olmuyor. Olursa, feshedilirse ne olur derseniz, bir Adem Rehiç hamlesi gelebilir. Ben Ocak ayı itibariyle Beşiktaş kulübünün bir transfer yapma ihtimali çok çok düşük görüyorum. Konuştuğum isimler sorduğumuz zaman da gelecek yıl yapılanmasını biraz çaba sarf ediliyor durumda şu an. E, her yayında Haldun abi, Zeki abi sizlerle aynı konuları konuşuyoruz ama Beşiktaş'ta ben çok isterim ki bir transfer haberi vermek ama sanki Ocak ayı döneminde bunu yapamayacağım gibi. Hı hı. Ben zaten Kenan'la e, Salih konusunu kamuoyununa kamuoyunda genelde dalgalandığı için sordum evet. yani e, genel anlamda çok konuşuluyor işte Salih'i göztepe istiyor, Alanya Spor tekrar geri istiyor türünden cümleler olduğu için sordum. Hı hı. Sen de bilgiler verdin. Ben şöyle düşünüyorum yine de seni e, umutsuzluğa sevk etmeyeyim. Belki de bir fırsat, bir iki fırsat transferi olursa Beşiktaş bugünden o fırsat transferlerini değerlendirebilir. O kadar umutsuz olma yani. <laughs> yerli, yerli mi olur, yabancı mı olur? <laughs> Artık o senin görevin benim değil. <laughs> sana bir yol açıldı Biraz şu an. Ben yolu açtım sana sadece. Beşiktaş'ın <laughs> ayrıca bana göre transfere çok ihtiyacı yok. Şampiyonlar Ligi kadrosu Şampiyon kadronun üzerine abu bakar dışında. Sorumuz e, giden var mı? Işte yok. E, Sercan yok. Dikme. Sercan çok teşekkürler değerli evet. yorumların için. Yani iyi yayınlar.